Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf asit ve baz dengeleri konusu içerisinde bu videoda ve bundan sonraki birkaç videoda tuzların asit, baz ve nötr özelliklerinden bahsediyor olacağız. Peki neler öğreneceksiniz? Hidroliz kavramını öğreneceksiniz. Ardından tuzların asit, baz ve nötr karakterleri nasıl oluşuyor, bu neye bağlıdır? Hidroliz kavramından yola çıkarak bunları öğreneceksiniz. Arkadaşlar hidroliz bir iyonun suyla tepkimeye girmesidir. Peki hangi iyon tepkimeye girer? Girerse ne olur? Tüm bunları tek tek incelememiz lazım. Bunun için de adım adım ilerleyeceğiz. Şu an bu kavram sizde hiçbir şey ifade etmeyebilir. Çok normal ama süreç içerisinde oturtacaksınız. Hadi gelin başlayalım. Şimdi ben bir örnekle giriş yapacağım. Çünkü bazı temel kavramları öğrenmeniz beklendiğini söyledik ya. Burada arkadaşlar ilk olarak bilmeniz beklenen bir bronsted lowry asit bas tanımıdır. 2. Konjüge asit bas çiftini belirleyebilmelisiniz. 3 eee asit bas çiftlerinde KA ve KB değerleri çarpımının K suya eşit olduğunu bilmelisiniz. Bunlar burada beklenen yeterlilikler olacak. Eğer sorun yaşıyorsanız videolarla bu eksikliğinize gidelim. Dedim ya bir örnekle başlayacağım. Çünkü hidrolizi açıklayabilmem için bazı noktaları e, açıklamam gerekiyor. Şimdi i̇şte örneğim diyor ki o da koşullarında HCl kuvvetli asitinin iyonlaşma sabiti 1 10 üzeri 7, HF'nin 10 üzeri eksi 4'müş. Buna göre konjüge bazları ile ilgileneceğiz. Bu arada bu değerler yaklaşık değerlerdir arkadaşlar kolay işlem yapabilmemiz için. Şöyle yapalım. Şimdi elimizde HCl var. Bunun asitlik sabitinin değeri 1 10 üzeri 7 hatta çok büyük bir değer. O yüzden biz aslında kuvvetli asit bazlarda iyonlaşma sabitini kullanmayız. Ve HCl Su da çözündüğü zaman bir hidrojen eksi ile klorür iyonunu oluşturur. Klorür iyonu HCl'nin konjuge bazıdır. Bir hidrojen eksi. Ve bunun da baz olduğu için bir Kb değeri vardır. Nasıl bulacağım? Konjüge asit baz çiftlerinde Ka ve Kb değerlerinin çarpımı 10 üzeri eksi 14'e eşit. O zaman HCl'nin Kb'si 10 üzeri eksi 14 bölü asitin iyonlaşma sabiti olan 1 10 üzeri 7'den 1 çarpı 10 üzeri eksi 21 çıkacak. Bakın çok küçük bir değer. İkinci asitimiz HF. Bunun asitlik sabitinin değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 4. Zaten zayıf bir asit. Sonra devam ediyorum. Bir hidrojen verdiğinde klorür iyonuna florür iyonuna dönüşür. Florür iyonu HF'nin konjüge bazıdır. Bunun da bir Kb değeri var. Yine çarpımları 10 üzeri eksi 14 dediğimizde 10 üzeri eksi 14 bölü asitin Ka değeri dersem ne çıktı? 1 çarpı 10 üzeri eksi 10. Şimdi iki tane asitim var. HCl kuvvetli bir asit. Bunun konjüge bazı Cl- eksi ve bunun Kb değerini buldum. Hf zayıf bir asit. Bunun Kb değeri var 10 üzeri eksi 10. O da florür iyonu. Pekala. Şimdi iyonlaşma sabitleri bize asit ve bazın kuvveti hakkında bilgi veriyordu. Klorürün Kb'si 1 10 üzeri eksi 21 çok küçük. Florürün 1 10 üzeri eksi 10. Ve flörürün Kb değeri daha büyük olduğu için flörür klorüre göre daha kuvvetli bir bazdır. Kb'si daha büyük olduğu için. Hatta şöyle bir kıyaslama yapalım. Flörür eksinin Kb değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 daha büyüktür. Arada bir boşluk bırakayım oraya bir şey ekleyeceğim. Klorürün Kb değerine 1 çarpı 10 üzeri eksi 21 ve flörür daha kuvvetli dedik. Araya da suyun iyonlaşma sabitini ekleyeyim. Suyun iyonlaşma sabiti de 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'tür oda koşullarında. Şimdi bakın. Florürün Kb değeri 10 üzeri eksi 10. Suyun iyonlaşma sabitinin değerinden daha büyük. Ve bu kimden geldi? Zayıf asitten geldi. Klorürün Kb değeri ise suyun iyonlaşma sabitinden çok küçük. Bu kimden geldi? Kuvvetli asitten geldi ve flörür zayıf asitten geldiği için daha kuvvetli kaldı. Bu iyon mesela suyla etkileşebilen bir iyondur. Çünkü Kb değeri K sudan daha büyük oldu. Ama kuvvetliden gelen klorür iyonu çok küçük bir değer olduğu için suyla etkileşemeyecek. Yani biz buradan şunu çıkardık. Elimde bir kuvvetli asit ya da kuvvetli baz varsa bunun konjugesi olan iyon suya göre çok zayıf kalacak ve suyla etkileşmeyecek. Elimizde zayıf bir asit ya da baz varsa bundan gelen iyonun iyonlaşma sabiti Ka'sudan daha büyük olacak ve suyla etkileşebilecek. İşte hidrolizde temel olarak bakacağımız şey şu olacak. Bu iyon kimden geliyor? Kuvvetli asit ya da bazdan mı geliyor? Zayıf asit ya da bazdan mı geliyor? Kuvvetli asit bazdan gelen iyon suyla etkileşemez. Çok zayıf kalır. Zayıf asit ya da bazdan gelen iyon suyla etkileşebilir. İşte o durumda hidroliz gerçekleşebilir. Şimdi adım adım çıkacağız dedi ki ilk adımı tamamladık örneğimizde. Dedi ki kuvvetli asit bazdan gelen iyon suyla etkileşemez. Ama zayıf asit ve bazdan gelen iyon suya göre daha kuvvetli kaldığı için suyla etkileşebilir. Bunu bir kenara koyduk. Şimdi ikinci adımımız. Çünkü hidrolizden tuzlara geçeceğimiz için tuz nasıl oluşuyordu? Şimdi asit ve bazların tepkimesinden oluşan iyonik bileşiklere tuz diyoruz. Tuzlar farklı şekillerde oluşabilir. Kuvvetli asit kuvvetli bazdan oluşabilir. Kuvvetli asit zayıf bazdan oluşabilir. Zayıf asit kuvvetli bazdan oluşabilir. Peki ikisi de zayıf olursa diye düşünürseniz KAKB değerlerine bakılır. Yine şu iki seçeneğe dönülür. Biri kuvvetli, biri zayıf kalır. Asiti genel olarak şöyle göstersem. H x diye. Asitin yapısında asit biliyorsunuz sulu çözeltisine H iyonu veriliyor. H iyonu var. Dolayısıyla asitin yapısındaki diğer iyonun eksi yüklü anyon olması gerekir. Bazın genel gösterimini yOH diye göstersem, yapısında OH eksi iyonu vardır, suya verilen. O zaman bazın yapısındaki diğer iyonun artı yüklü bir katyon olması gerekir. İşte tuzlar asitten gelen ve bazdan gelen bu iyonların bir araya gelmesinden oluşur. Ve formülü yazılırken önce katyon yazılır, artı yüklü iyon. Ha, çok çirkin oldu maviyle. Şöyle sarı yapayım. Önce katyonu yazarız, sonra anyonu yazarız. Yani tuzun formülünde katyonun artı yüklü iyonun bazdan gelen iyon, eksi yüklü iyonun asitten gelen iyon olduğunu yorumlayabilmelisiniz. Ezberlemeniz beklenir mi? Hayır. Asit daha şartı var. O zaman diğeri eksi ve ikinci yazılır. Bazda OH eksi var. Demek ki diğeri artı yüklü ve ilk yazılır. Yani bir tuzun formülünü gördüğünüzde hangi iyon asitten, hangi iyon bazdan gelir bunu söyleyebilmelisiniz. İkinci adımımız da bu arkadaşlar. Şimdi gördüğümüz iki bilgiyi birleştirelim. Burada der ki tuzlar suda iyonlaşarak çözünür. Ve oluşan iyonlar suyla etkileşebilir. Tuzdan gelen bir iyonun suyla etkileşmesine hidroliz denir. Bakalım. Diyelim ki bizim X yapısında bir tuzumuz olsun Bunu suda çözdük x artı bir iyonu vermiş olsun katyon ve bir de anyon vermiş olsun Bu e, OH eksiinin yanından yani bazdan gelen iyondur bu aşartının yanından gelen yani asitten gelen iyondur Bu iyonlara bakacağız sonra bu iyonların hangi asitten kuvvetli ya da zayıf hangisinden geldiğine bakacağız. Eğer katyonumuz kuvvetli bir bazdan gelmişse hidroliz olmaz. Suya göre çok zayıf kalır. İlk örneğimizde göstermiştik. Eğer zayıf bazdan gelmişse hidroliz olur. Yani suyla etkileşebilir. Aynı durum anyonumuz için de geçerli. Eğer anyonumuz kuvvetli asitten gelmişse Suya göre çok zayıf kalacaktır. Hidroliz olmaz. Yok, eğer zayıf asitten gelmişse suya göre daha kuvvetli kalacak ve hidroliz olacak. Dolayısıyla bu durumlarda ortamın pH değerini değiştirerek tuzun nötr, asidik ya da bazik karakterini belirleyen durum ortaya çıkacak. Son bir şey söyleyip toparlayalım. Bundan sonraki videolarda uygulamalarını göreceksiniz. Buradan sonra uygulamalara bakınız lütfen. Şimdi tuzumuz 3 şekilde oluşabiliyor. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan oluştuğunda kuvvetliden gelen iyonlar hidroliz olmayacağı için tuzun yapısındaki iyonlar hidroliz olmaz. Su ile etkileşemez. İşte bu tür tuzlara nötr tuzlar denir. Tuzumuz Kuvvetli asit zayıf bazdan oluşabilir. Kuvvetliden gelen iyon hidroliz olmaz ama zayıf bazdan ki katyon geliyordu hidroliz olur suyla tepkimeye girer ortamın pH'ini değiştirir. O yüzden kuvvetli asit ve zayıf bazdan oluşan tuzlara asidik tuz denir. Dediğim gibi bundan sonraki örneklerde nasıl olduğunu göreceksiniz daha sonraki videoda. Tuzumuz Zayıf asit ve kuvvetli bazdan oluşabilir. Kuvvetliden gelen iyon hidroliz olamayacak. Zayıf asitten gelen anyon hidroliz olur. Ortamın pH'ini değiştirir. Kuvvetli baz zayıf asitten oluşan tuzlara da arkadaşlar bazik tuz denir. Bundan sonraki videolarda nasıl tepkime verdiğini yani hidroliz denklemlerini yaparak tuzların asidik, bazik ve nötr karakterini gösteriyor olacağız. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.